Öncelikle tabii olay şu, bir ülkede avukatsınız. Yani Cem şeyi de verirsen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı'yla yıllar öncesinde atmış olduğu bir tweet'i de ekrana verirsen sevinirim. Şimdi bir avukat Türkiye'de herhangi bir sorun çıktığında adaletin yani mahkemelerin görevlendirilmesinin dışında aracılık yapabilir mi? Bu bir. İki, bir avukat kendi mesleğinin dışında restoran ya da başka bir işletme işletebilir mi Orhan? Ya şimdi burada aracılık derken bu bir buluculuk mu? Yoksa kendi müvekkilleriyle karşı taraf arasında sulhu sağlamak için vekaleten yapılan bir işlem mi, avukatlık hizmeti mi? Onu açmak gerekiyor. Türk hukuk sisteminde bir arabuluculuk diye bir sistem var. Arabuluculuk yapan kişiler, arabuluculuk daire başkanlığının açtığı sınavda sınavı kazanan, arabuluculuk belgesi alan ve arabuluculuk siciline yazılan kişiler arabuluculuk yapıyorlar. Eğer bu anlamda bir arabuluculuksa, arabuluculuk ehliyetine sahip olan kişiler bu arabuluculuğu yapabiliyorlar. Ama böyle dışında, böyle olmadığı aşikar ama. Onu bilemiyoruz. Bunun dışında... Pardon özür dilerim Orhan. Şimdi vuranlar Drej Ali'nin yeğenleri, basit bir iş gibi yansıyor aslında kamuoyuna. Yeğenler birine ev sattırıyor. 1.400.000'e alan bir gün sonra 1.600.000'e satınca İşte kıyamet kopuyor ve bunun üzerine Şafak Mahmutyazıcıoğlu aradaki sorunla ilgili yaşanınca gelin benden alsınlar bunu, bu aradaki farkı diyor ve işte orada kıyamet kopuyor. Aslında görülen o ki ayaklarına sıkılıyor ama şeye gelince, atar damara denk gelince kan kaybından ölüyor. Tabii burada resmi bir arabuluculuk söz konusu değil. Bir racon kesme var burada. Yani resmi arabuluculuğu ifade ettim. Bir de tabii buradaki alışverişin alan veya satan taraflardan birinin vekili ise avukat, vekil sıfatıyla o alım satımdan kaynaklanan ihtilaflarla ilgili her zaman sulh olmak, görüşmek, ihtilafı çözmek için tarafları bir araya getirebilir veya taraflarla ayrı ayrı kendisi görüşebilir. Bu çerçevede bir vekalet ilişkisine dayanan bir ilişki midir? Yoksa vekaletsiz olarak böyle bir iş takipçiliği gibi bir şey midir? Onu bilemiyorum ama bizim mevzuatımıza göre avukatın taraflardan birinin vekili olması sıfatıyla, ki esasen tabii bu tip görüşmeleri ofisinde yapması gerekiyor avukatın ama dışarıda da tarafları bir araya getirmesi veya taraflardan birileriyle vekalet ilişkisinden kaynaklı olarak görüşmesi, ihtilaf çözmeye, sulh olmaya yönelik görüşmeler yapması mümkündür. Ancak vekalet ilişkisi söz konusu değilse bundan bir avukatlık faaliyetidir diye söz etmek de söz konusu olmaz. Bu avukatlık yasası açısından, Bora açısından meslekten atılma gerekçesi mi? Meslekten atılma gerekçesi değil ama şimdi hem biraz önceki sorduğunuz ikinci soruyla bağlantılı olarak söyleyeyim. Avukatlık kanununda 11. ve 12. maddeler var. Avukatlıkla bağdaşmayan işler var. Bir de bağdaşan işler var. Bağdaşmayan işler avukat ücret karşılığı, maaşlı herhangi bir avukatlık faaliyetinin dışında bir iş yapamaz diyor. Esnaflık yapamaz, tacirlik yapamaz. Örneğin bir restoran açıp da ne diyelim, esnaf restoran, işte Şark Doğu Esnaf Restoranı, Yeşilköy Şark Restoran gibi bir restoran açıp oranın esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olarak avukat tarafından işletilmesi söz konusu değil. Ancak avukatlıkla bağdaşabilen işler kısmında da limited şirketlerin, anonim şirketlerin hissedarı olması yönetim kurulu başkanı olması söz konusu. Buna yasa izin veriyor. Hatta komanditer şirketlerin komanditer ortağı olması da mümkün. Ve günümüzde de siz dışarıdan baktığınızda aslında bir esnaf faaliyeti olarak görüyorsunuz. Bir restoran görüyorsunuz ama ticaret sicilinde orası bir ticari şirket olarak gözüküyor. Şirketinde ortakları var. Avukat da avukatlık kanununun 12. maddesinden yararlanarak bu şirketin ortağı oluyor ve dolayısıyla dışarıdan esnaflık olarak görülen bir faaliyeti avukat yasadaki şirketlerin ortaklık payı hakkından yararlanarak böyle bir işletmenin ortağı olup faaliyet yürütebiliyor. Ayırabiliyorlar. Şimdi evet, tabii ki bizim kapağımız mafya hesaplaşması diye manşet attık aslında. Kapak yaptık. Buradaki Cem'e söyleyeyim. Aynı zamanda da bu özellikle Drej Ali, Drej Ali'nin oğlunun düğününde kimlerin olduğuna yönelik bir fotoğraf var. O fotoğrafı da verirse arkadaşlarımız, evet. Şimdi bu fotoğraf Drej Ali'nin oğlunun düğünü ve burada Celal Adam var, meclis başkan vekili ve tabii ki Devlet Bahçeli var. Şimdi bir tarafta Drej Ali ve MHP ile ve Devlet Bahçeli ile ilişkileri son derece güçlü olan, bir tarafta Alaattin Çakıcı, bizzat Alaattin Devlet Bahçeli cezaevinde ziyaret etti ve onunla ilgili olarak bir anlamda özel af gibi Alaattin Çakıcı affı söz konusu oldu. Yani iki MHP'ye yakın mafya grubunun arasındaki bir çatışma meselesini akla getiriyor. Ama Drej Ali'nin bugün yaptığı, bir gazeteciye yaptığı açıklamada yeğenleri olduğunu kabul ediyor. Ancak diyor, çok uzun süredir yeğenlerimle herhangi bir ilişkim yok. Ben de kendi yazağına büromdaydım. Yani bu çatışma yaşandığında yani ilişkisinin olmadığını söylüyor. Ama görülen o ki Alaattin Çakıcı'nın yeğeninin, bir tarafta Drej Ali'nin yeğenlerinin böylesine bir olayda bulunması da İstanbul'da önümüzdeki günlerde çatışmayı büyüteceğini gösteriyor. Tabii siz bir avukatsınız. Yani bu tür davalarla ne kadar ilgileniyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz ama mafya dünyasını da en azından bir avukat olarak bildiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir yorumun var mı Orhan? Yani mafya dünyasını tabii dışarıdan bakışla biliyoruz. Örneğin Celal Adam ismi eski Kemal Türkler Disk Genel Başkanı Kemal Türkler'in, Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesi olayına da karışmıştı. Oradaki cinayetle suçlanan, sonra Ünal Emine Ağoğlu'ydu galiba ismi vatandaşın. Celal Adan'ın yönlendirmesiyle öldürdüğü iddia edilmişti. Ben o davanın takipçilerinden birisiydim. Biz bu tip kamuoyunda mafya tarafından katledilen, susturulan solcuların, devrimcilerin, sosyalistlerin, sendikacıların, emekçilerin davalarına gire çıka böyle haberdar olabiliyoruz. Bizim yoksa mafya dünyasıyla falan uzaktan yakından bir bağlantımız, ilişkimiz yok. Yok tabii. Ben de kamuoyundan, basından duyuyorum. İlişkimiz bu kadardır. Böyle duyuyoruz. Vallahi yani şunu söyleyeyim. Şimdi tabii ki asıl meseleye geleceğim. Yani Türkiye'de mafya devlet, mafya siyaset ilişkisinin uzun yıllardır bu kadar gözler önüne serildiği bir dönem yaşanmış mıdır diye söylersek, Türk siyasetini yakından izleyenler bilir, biz bu ilişkileri biliyoruz ama herhalde böylesine açık, aşikar olan bir dönemi yaşadığımızı düşünmüyorum. En azından benim yaşım itibariyle bilmiyorum. Yani ben devlet, siyaset ve mafya ilişkisinin iç içe olmadan, devletin kontrolü olmadan bir mafya yapılanmasının ya da öne çıkmasının da mümkün olmadığı gerçeğini zaten biliyorduk. Özellikle Sedat Peker'in açıklamalarıyla birlikte artık bu tam olarak bir toplumsal bilince çıkmış durumda. Benim buradaki olayım şu. Yani siyaset, devlet ve mafya ilişkisi bu kadar çürümüşken olaya bir de adalet mekanizması var. Zaten bu kadar olay grip bir hale dönüşünce adaletin de içerisinde olmaması mümkün değil.